7-8 yıldan beri çeşitli konularda eğitim, danışmanlık, denetim süreçlerinin içindeyim. Hem TSB hem TÜRKAK'ta, işte Türk Yapısal Çelik Derneği gibi derneklerimizle beraber çeşitli faaliyetlerin içinde bulunuyorum. Dediğimiz gibi bugünkü konumuz ENE 1090 standardı. Çelik ve alüminyum yapı malzemeleri standardı. Daha çok Avrupa Ekonomik Birliği'nde geçerli olmakla beraber işte biraz daha doğuda, Orta Doğu'da, Afrika'da vesaire başka ülkelerde de oldukça fazla yer bulan bir standart. Avrupa Ekonomik Birliği için de zorunlu olan bir standart. Avrupa Ekonomik Birliği diyorum, birazdan nedenini açıklayacağım bunu. Yani Avrupa Birliği dememin özel bir sebebi var. Çünkü Avrupa Ekonomik Birliği'nin içinde Avrupa Birliği'nde bulunmayan bazı ülkeler de var. Türkiye gibi ülkeler de var. Biliyorsunuz henüz geçiş aşamasındayız. O süreci tamamlayamadık. Ama bu sürece biz de dahiliz. Gümrük Birliği anlaşmalarından dolayı biz de bu yönetmeliklere dahil olmuş durumdayız. Şimdi Avrupa'daki karşılığı yapı malzemeleri regülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. 305/2011 EU ismiyle, numarasıyla yayınlanmış bir yapı malzemeleri regülasyonumuz var. Regülasyon bizdeki karşılığına bakarsak işte kanun tarzı bir şeyi var. Aslında oldukça güçlü bir yapı. Bunun karşılığında da 10 Temmuz 2013'te bizim yapı malzemeli yönetmeliğimiz çıktı. Sonra 2014'te küçük bir düzeltme yapıldı üzerinde sadece. Ama halen daha bu yönetmelik bizim için geçerli. Bütün yapı malzemeleriyle ilgili yapılması gereken belgelendirme, işte denetim, bunların kontrolleri, işte gerekli olan dokümanlarla ilgili bir yönetmelik. Oldukça detay bilgi içeren, teknik bilgi de içeren bir yönetmelik. Ama tabii yönetmeliğin içine baktığımız zaman ürün grubuyla ilgili bir şey söyleyemiyor bize. Niye söyleyemiyor? Çünkü yapı malzemesi dediğimizde işte inşaat demiri de var, boya da var, sıva da var, işte bileyim tuğla da var. Bunun gibi akla hayale gelmeyecek işte kapı pencere gibi başka malzemeler var. Çok çeşitli ürün var. Dolayısıyla ne yapıyor? Bizi bir şekilde bunlardan standarda doğru yönlendiriyor. Dediğim gibi az önce biz de bu sürecin içindeyiz. Yani Türkiye de içinde. Ekranda gördüğünüz şu kocaman upuzun ismi olan bir karar var. Bu kararla beraber 2006 yılından beri biz de işte Avrupa Ekonomik Birliği içinde oluyoruz. Da geri açtım. Tekrarlıyorum cümleyi. Dediğim gibi 2006 yılından beri biz de bu kararla Avrupa Ekonomik Birliği içindeyiz. Gümrük Birliği anlaşmaları gereğince biz de bu yönetmeliklere aynen tabiyiz. Bunları kullanmak durumundayız. Dolayısıyla zaman zaman şöyle sorunlar karşımıza çıkıyor. Hem Türk işletmecilerden hem yurt dışındaki yabancı işletmecilerden. Ya siz Avrupa Birliği'ne değilsiniz. Dolayısıyla bu yükümlülükleri niye istiyorsunuz ya da bunları neden takip etmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Tam olarak kararınız, cevabınız bu olacaktır. O yüzden bunu özellikle buraya ekrana getirdim. Herhangi bir yerde biz bu standardı takip ediyoruz, takip etmemiz gerekli derken birileri hayır gerek yok diyorsa tam olarak karşılığı budur. Bununla beraber biz bütün yönetmeliklere işte hem basınçlı kaplar olsun hem yapı malzemesi olsun, makine direktif olsun bunun gibi birçok yönetmeliğe tabi durumdayız. Şimdi dediğim gibi yapı malzemeleri yönetmeliği genel bir yönetmelik. Yani bütün yapı malzemelerini kapsayan bir sistem. Belgeli olup olmaması yani belge zorunlu olup olmamasına bakmaksızın bütün ürünler için bazı yöntemler bize tarif ediyor. Ama bizi de bir yerde standarda doğru itiyor. Avrupa Birliği'nde bir rapor şeklinde yayınlanan karşılığı olmasına rağmen bizde tebliğ olarak yayınlanan yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında uygulanacak teknik şartlarının yayınlanması hakkında tebliğ var. Bu tebliğinin içinde aslında uzun bir tablo var. Tabloda birkaç sütun şeklinde işte standardın numarası, standardın adı, C işaretlemesi yani zorunluluğun başlayabileceği tarih ve başlaması zorunlu olan tarih gibi bir durum var. Bu tebliğ zaman zaman yenileniyor. Yani eskisi yürürlükten kalkıp yenisi geliyor. Yeni ürün grupları, yeni standartlar eklenerek güncelleniyor. En son güncellemesi benim kontrollerimde 2018 yılıydı. İlk yayını 2014 yılında olmak üzere. Sanırım bu yılda yani 2021 Mart Nisan gibi yenisi de çıkacaktır. Genelde böyle Mart Nisan gibi yenilenen bir yönetmelik Avrupa Birliği'nin yaptığı güncelleme sonucunda. Şimdi bu tebliğe baktığımız zaman bu tebliğinin içinde dediğim gibi kimlik ve alüminyum yapı standartlarının olduğu satır şu anda ekranınızda.
Diyor ki 01.09.2012 tarihinden itibaren N1090 kapsamında yani çelik ve alüminyum yapı malzemeleri grubuna C işaretlemesi yapılabilir. Bu gönüllü tarafı. Eş varlık döneminin bitişi dediği tarih yani 2014 yılının Temmuz ayı diyor ki bu tarihten itibaren bu standardı kullanmak zorundasınız. Üreticiler kullanmak zorunda. Dolayısıyla yeni bir kural değil. Hani ilk defa bununla karşılaşan kişiler için söylemiş olayım. Yeni karşımıza çıkan işte daha dün çıktı nereden karşımıza geldi diyecek bir durum değil. 2014 yılından beri hatta işte 2012'den beri aslında başlamış bir süreç var. Bu standart zorunlu bir şekilde uygulanması lazım. Zorunluluğu kim takip ediyor? Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız takip ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinde bulunan piyasa gözetimi denetimi birimleri takip ediyor. Tüm Türkiye'de bütün illerde yaklaşık her ilde 5-6 tane uzmanı olan bir birimden bahsediyoruz. Tabii bu uzmanlar bütün yapı malzemeleri grubuna bakıyorlar. Dolayısıyla aramızda imalatçılar vardır mutlaka. İmalatçıların bir kısmına uğramış olabilirler veya bir kısmına henüz uğramamış olabilirler. Ama zaman içinde işte ticaret odasından, sanayi odasından aldıkları bilgiler, işte organize sanayi bölgelerinden aldıkları bilgilerle sizin yaptığınız iş kolunu öğrenerek size geleceklerdir. Geldikleri zaman yaptıkları şey şu, bu belgeniz var mı yok mu onun kontrolünü yaparlar. Belge sahibiyseniz yani belgeli bir kuruluşsanız teknik dosyanızı inceliyorlar. Uygun görürlerse uygun rapor yazıyorlar. Uygun değilse siz belgenizi hazırlayın ya da teknik dosyanızı hazırlayın. Bize şu zamana kadar tekrar bununla ilgili cevabınızı verin şeklinde bir rapor düzenleyip sizden ayrılıyorlar. Ve belli bir süre veriyorlar dediğim gibi. Yaklaşık işte 60 gün 90 gün bir süre veriliyor. Bu sürede de şartları sağlamanızı bekliyor. Ama birazdan standart maddelerine bakacağız. Hani eğer hiç hazırlığınız yoksa, hiç hazırlığı olmayan bir imalatçıdan bahsediyorsak bu kadar sürede bu hazırlığı yapması oldukça zor. O yüzden önceden hazırlık yapmış olmak, önceden sisteme dahil olmak gerekiyor. Dediğimiz gibi 2014 Temmuz'dan itibaren N1090 standardı, bunun üzerine konuşursak zorunlu. Dolayısıyla N1090 standardına bağlı olarak bu ürünlere C işareti vurulması, C işareti kullanılması zorunlu. Bazen şu cümleyle karşılaşıyoruz. İşte biz ihaleye girdik. İhale dosyasında böyle bir şey yazmıyordu. Ya da ne bileyim işte müşteri şartnamesinde böyle bir şey yazmıyordu. Bu şimdi nereden çıktı? Bu tamamen yönetmelikten çıktı. Dolayısıyla biz vatandaş olarak, ticari işletmeler olarak yönetmelikleri, kanunları bilmek zorundayızdır. Anayasanın ilk maddelerinden bir tanesi öyle der. Vatandaş olarak bütün anayasayı bilmek zorundayız. Böyle bir yükümlülük bize veriyor. Bu da anayasanın ya da yönetmelikte işte mevzuatın bir kısmı olduğu için bunu da bilmek zorundayız ve uygulamak zorundayız. Herhangi bir yerde yazmak zorunda değil. Evet biz artık yeni yönetim şeylere, şartnamelere, ihale dosyalarına bunları yazdırıyoruz. Birçok il artık bunları yazmaya başladı ama yazmasa bile ihale sonrasında sizden bu şartları isteyebilirler. Şimdi standarda bakalım. Hani yönetmelik bizi tebliğe standarda doğru itekledi, buraya kadar getirdi. Şimdi standardımızın 5 tane bölümü var. 4 ve 5. bölümler yeni. O yüzden çok fazla bilinmiyor sektörde. Henüz daha onlarla ilgili birkaç tane belgelendirme var. Daha çok fazla yok. Ama 2 ve 3 bölümü oldukça fazla biliniyor. N1090-1 bölümü yani denetim ve belgelendirmenin esaslarını tarif eden bölüm aslında bu denetim, bu belgelendirme işleri nasıl yapılacak? Hangi kriterlere göre denetim yapılacak? Denetim sonrasında ne kadar bir süre verilecek? Sertifikada ne olacak? İşte üretici denetim sonrasında eline ne alacak, ne yapacak gibi bazı veriler var. Bir standartta çok kısa bir standart olmasına rağmen bize bütün yolu gösteriyor, yönü gösteriyor. Diyor ki eğer imalatçı çelik üretiyorsa, yani çelik malzeme kullanarak yapı malzemesi üretiyorsa N1090-2'yi kullansın. Alüminyum malzeme kullanarak yapı malzemesi üretiyorsa N1090-3'ü kullansın diyor. 4 ile 5 çok yeni oldukları için N1090-1'in içinde şu anda atıfları yok ama güncellemesine başladılar. Sanırım önümüzdeki yıl ortasında yeni hali çıkacak, revizyonu çıkacak. Ama artık bir standart var elimizde. N1090-4 diyor ki soğuk şekillendirilmiş yapısal çelik elemanlar hakkında bir kural koyuyor. N1090-5 de yine soğuk şekillendirilmiş alüminyum yapısal elemanlar hakkında kurallar koyuyor. Bu yapısal yani yapısal alüminyum eleman dediğimiz ya da soğuk şekillendirilmiş eleman dediğimiz konu işte bu çatı kaplaması, cephe kaplaması gibi, trapez malzeme gibi olan
İnce ciderli malzemelerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla yapının kendisinden bahsetmiyoruz. Onları ayrı bir grupta toplamış olur. Ama şartlara baktığımız zaman yine 1090-2 ve -3'ün ekindeki şartları yine bizden istiyorlar. Şimdi konumuz Avrupa. Avrupa'ya uygunluk C işareti olduğu için süreç nasıl geliyor? Bir tasarımdan geliyor. Tasarımda Eurocode'u kullanıyoruz. Eurocode ön seçilmiş bir şey, standart N1090 standartıyla başlayan, pardon, 1990 standartıyla başlayan bir seri aslında 1993 standartı da çelik yapı malzemenin tasarımını tarif ediyor. Eurocode kullanmak durumundayız ama Eurocode dışında başka bir kod da kullanılabilir, başka bir tasarım standartı da kullanılabilir. Standartımız buna müsaade ediyor. Ne zaman müsaade ediyor? Müşterimizin onayı veya müşterimizin özel bir isteği olduğu zaman. Dolayısıyla müşteri bize bir şey söylemiyorsa tasarımda Eurocode kullanıyoruz. N1090'a göre üretimimizi yapıyoruz, imalatımızı yapıyoruz, montajımızı yapıyoruz ve bu süreçte belgeli olduğumuz için belgenin sonucunda CE işareti verebiliyoruz ürünlerimize. Bu sürecin aslında Avrupa Birliği'ndeki karşılığı ya da metne dökülmüş hali ne oluyor diye baktığımız zaman çevreye, insana, sağlığa zararlı olmayan bir yapı üretmek oluyor. Amacımız tamamen bu. Bu süreçte çalışılan bir sistem. Dolayısıyla CE işareti var, yapı malzemesiyle ilgili belgesi var demek çok kaliteli bir ürün olduğuna, müthiş bir ürün olduğuna, işte ne bileyim standartların çok çok üstünde olduğuna falan göstermiyor. Bize tamamen çevreye, insana zararlı olmayacak ürün üretmek konusunda veriler vermiş durumda. Minimum gerekleri sağlamış oluyoruz bunlarla. Şimdi standardın her bölümüne bakarsak bakalım aynı şeyi göreceğiz. Uygulama sınıfı 1'den 4'e kadar bir uygulama sınıfı kriteri var. Uygulama sınıfı kriterleri aslında şöyle, bu -2, -3'lerle karıştırılıyor. Yani N1090-2 çelik, N1090-3 alüminyum yapı bölümüyle çok karıştırılıyor. O yüzden tekrar bunu vurguluyorum. Onun içinde yani N1090-2'nin içindeki bir uygulama sınıfı bu aslında. Execution 1 ya da uygulama sınıfı 1 dediklerimiz çok basit yapılar. İnsana pek temas etmeyen yapılar. Genelde tarımsal yapılar ya da işte depolama araçlı olan yapılar. Uygulama sınıfı 4 dediğimizde yani en üst sınıfa baktığımız zaman da insan sağlığı, toplu şekilde insanların bulunduğu ortamlar, duruma göre ülkenin menfaatleri veya itibarının söz konusu olduğu yapılar. İşte nedir mesela? Bir Boğaz Köprüsü bundan bir tanesi. İşte ne bileyim çok büyük bir stadyum bu örneklere girebilir. Hani bu kadar kişinin beraber olduğu bir yapı olarak. Genelde stadyum, havalimanı vesaire gibi yapılarımız uygulama sınıfı 3'e giriyor. Bazen kritik bölgelerini 4'e sokabiliyoruz. Bir yapının birden fazla bölümü farklı uygulama sınıflarına dahil olabilir. Dolayısıyla şartnamede veya teknik resimlere ne verildiyse biz aslında onu uyguluyoruz. Ama tabii projede en yüksek uygulama sınıfı neyse üretici o uygulama sınıfından belge almış olması gerekecek. Bu uygulama sınıfı nasıl bulunuyor? Aslında N1090 standartının içindeydi. Buradan Eurocode'a dahil oldu. N1993'ün içine dahil oldu bu konu. Yapının bir sonuç sınıfı var. Sonuç sınıfı dediğimiz olay eğer bu yapı bir hasara sebep olursa, hasar oluşturursa sonucunda neler olabilir? Yani herhangi birine zarar vermez mi? Az mı verir? Ciddi şekilde insanlara veya topluma zarar mı verir? Böyle bir sonuç sınıfımız var. Sonrasında hizmet kategorisi var. İşte bu yapı statik mi, dinamik mi çalışıyor? Ona bakılıyor. Ve yine üretimle ilgili bazı kriterlerimiz var. Kullandığı malzeme grupları veya uygulama teknikleri gibi bazı konulara bakarak bir uygulama sınıfı çıkıyor. Genelde işte hani o stadyum tarzı yapıları düşünürseniz veya havalimanı tarzı yapıları düşünürseniz evet yüksek önem derecesine sahip ama statik yapılar oldukları için uygulama sınıfı 3'te çoğunlukla kalmış oluyorlar. 4 nadiren karşımıza çıkıyor. Bir de keza çok nadiren çıkıyor. Genelde Türkiye'de uygulananlar uygulama sınıfı 2 ve 3 grubuna, şu orta gruba dahil olmuş oluyorlar. Şimdi standartımızın içine bakarsak, detaylarına bakarsak 12 tane madde görüyoruz. Bu 12 madde aslında bize imalatın başından, yani sürecin başında, malzemesinden başlayıp en son yerine kurulup kontrol aşamasına kadar bütün detayları söyleyen bir standart. Yalnız belgelendirme süreci, yani N1090 standartına göre bir onaylanmış firmaları belgelendirme sürecinde montaj yok. Zaten alınan belge ya da verilen belgenin adı fabrika üretim kontrolü belgesi. Dolayısıyla fabrika üretim kontrolü belgesi olduğu için
Burada montaj kısmını biz denetimlerde hariç tutuyoruz. N1090-1'de de zaten bu şekilde bunlar tarif edilmiş durumda. Bu 12 madde, 12 maddenin içinde de farklı veriler var. Aslında çok fazla teknik bilgi var. Ben buraya olabildiğince kısaltarak sadece başlıklarla alamaya çalıştım. Önemli birkaç noktayı getirmeye çalıştım. Ama normalde bu şeyle ilgili, standartla ilgili işte Türkiye Yapısal Çelik Derneği ile beraber verdiğimiz eğitimler var. Ortalama bir gün sürüyor. Bazen iki gün süren eğitimler uygulamış oluyoruz. Şimdi şöyle bakalım konuya. Mesela kaynak çok ciddi miktarda bu standartın içinde olan bir. Dolayısıyla kaynaklı imalatla bir bağı var. Aslında N1090 standardı bizi ISO 3834 standartının şartlarına doğru itiyor. Evet, ilave şartlar veriyor mu? Veriyor. Onlarla ilgili bilgiler var mı? Var. Ama diyor ki bazı bir noktada siz gidin benim uygulama sınıfıma uygun olan sınıftaki bir ISO 3834 standartını kullanın. Örnek, işte uygulama sınıfımız 1 ise, yani en düşük seviyedeyse ISO 3834-4 temel seviyedeki şartları kullanın istiyor. Uygulama sınıfımız 2 ise ISO 3834-3 standart kalite şartlarını kullanın diyor. Uygulama sınıfımız 3 ve 4 ise, yani üst sınıflara çıktığımız zaman da ISO 3834-2 kapsamlı kalite şartlarını kullanmamızı bekliyor. Bu şartların hepsini kendi içinde ayrı ayrı tarif etmiyor, ayrı ayrı tekrardan anlatmıyor. Bir kısmı evet var N1090 standartı için ama bazıları yok. Dolayısıyla her ikisini beraber kullanmak zorundayız. Bir firma N1090 standartıyla ilgili çalışma yapıyorsa, bu konuda belgelendirme yapacaksa ISO 3834'ünde şartlarını yerine getirmek durumunda. Belgeli olmak zorunda değil ama. Yani 3834 belgesi olsun, ondan sonra N1090 belgesi alayım diye bir kural yok. Belgeli olmayı beklemiyor, şartını yerine getiriyor. Şimdi N1090'ın T1'in ekine baktığımız zaman, ek ZA'sına baktığımız zaman, bu arada ek ZA'lar standartlarda hep şeydir, yönetmelikle olan bağını kurarlar ya da yasal sürecini anlatırlar Avrupa standartlarında. Buradaki sürece baktığımız zaman ne görüyoruz? Küçük bir tablomuz var. Diyor ki çelik ve alüminyum yapı bileşenleri. Ürünümüz, kullanım alanı her türlü yapısal alan, yapısal inşaat. Dolayısıyla herhangi bir yer kısıtlamıyor. Bu arada biz hep bunu konuşurken sanki binanın tamamıymış gibi konuşuyoruz ama yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Binada kullanılabilecek herhangi bir küçük parça bile bu gruba giriyor. Örnek mesela ahşap binaların birbirine montajını, yani ahşap parçaların birbirine montajını kullanan metal parçalar yine N1090 kapsamına dahil olmuş oluyor. Kaynak olup olmaması, korozyondan koruma olup olmamasından tamamen bağımsız süreç. Ki ülkemizde hiç kaynak uygulaması yapmadığı halde N1090 standartından belge almış, hiç boya uygulaması yapmadığı halde belge almış kuruluşlar var. Gayet olabilecek bir süreç. Buraya tekrar dönersek diyor ki uygunluk teyit sistemimizde 2 artı. 2 artıyla bize ne diyor aslında? Yönetmeliğe gidin bakın diyor. 2 artı diye bir sistem var. Yönetmelikte tarif ettik. O yönetmelikteki yönteme gidin uygun şekilde işinizi yapın diyor. Buna bakarsak ne? İşte yönetmelikte tarif edilen uygunluk teyit sistemlerinden böyle bir grafik çıkartmış oldum ben karşınıza. Her sistemin farklı şartları var. Çünkü her sistem üreticiye ve belgelenme kuruluşuna ya da onaylanmış kuruluş dediğimiz kuruluşa farklı görevler ve sorumluluklar yüklüyor. Örnek bizimkisi sistem 2 artı dedik. Sistem 2 artı üzerinden konuşalım. Üretici fabrika üretim kontrolü sistemi kuruyor. Aslında bir kalite yönetim sistemi gibi. İşte dokümantasyon yapısını kuruyor, personel ilgili şartları kuruyor, makine ekipman şartlarını kuruyor. Bunlarla ilgili nasıl kontrol edilecek, nasıl takip edilecek, nasıl sevk edilecek, bunların yöntemi nedir? Bu böyle bir sistem kuruyor, böyle bir yapı kuruyor. Fabrika üretim kontrol dediğimiz bu. Sonraki test ve kontrolleri yapıyor. Yani ürün ürettikçe standartın tarif ettiği test ve kontrolleri yeniliyor. Her parçaya veya belli bir yüzdeyle yaptığı durumlar olabilir. Bunları tekrarlıyor ve bunları kayıt altına alıyor. Dolayısıyla bütün kontrol ve sistem kurma olayı imalatçıda. Uygunluğun değerlendirilmesi de imalatçıda. Yani yaptığım bu ürün bizim standardımıza uygun mu, müşteri şartlarına uygun mu konusunda yine imalatçımız kendisi değerlendiriyor. Sonrasında ne var? Bir onaylanmış kuruluş var işin içinde. Onaylanmış kuruluş diye bahsetmemizin sebebi şu, yani akredite bir kuruluştan farkı nedir? Zaten akredite olmak durumundalar, onaylanmış kuruluş olmak için. İşte TÜRKAK'tan bu sistem için
yetki almış, akredite olmuş, ardından bakanlığa başvurmuş. Ben Türk Halk'tan N1090 standardı ile ilgili belgelendirme yapmak üzere bir yetki aldım, akredite oldum. Beni onaylayın deyip bakanlığa başvuruyor. Bakanlığın yaptığı kontroller sonucunda onaylanmış kuruluş dediğimiz kuruluşa eğer yetkinse gerekli izin veriliyor. Bu izin resmi gazetede yayınlanıyor. Resmi gazetede ismiyle beraber işte şu kuruluşun şu alanlarda denetim yapmasına yetkisi gibi bir tebliğ yayınlanıyor. Peşine bu tebliği, yayınladığımız bu tebliği alarak bakanlık Avrupa Birliği'ne başvuruyor. Biz böyle bir kuruluşa yetki verdik. Siz de bakın diyor. Gerekli kontrolleri onlar da yapıyorlar. Avrupa Birliği resmi gazetesinde bu kuruluşların ismi yayınlanıyor. Ondan sonra işleme başlar. Ondan sonra faaliyete başlar. Dolayısıyla aslında herhangi bir belgelenme kuruluşuna göre çok daha ciddi bir iş yapıyorlar. Dediğim gibi hani kolay kolay Avrupa Birliği resmi gazetesinde herhangi bir firmamızın isminin geçme şansı olmadığı halde böyle bir yapı var burada. Avrupa Birliği resmi gazetesinde onaylanarak göreve başlamış oluyorlar. Orada yayınlanan bir kuruluş. Dolayısıyla onaylanmış kuruluş bu sistemin değerlendirmesini yapıyor. Yani fabrika üretim kontrolü nasıl kurulmuş, nasıl işliyor, testler nasıl yapılıyor, bu uygunluk nasıl değerlendiriliyor, değerlendirilen uygunluk doğru şekilde yapılıyor mu, işte sistem çalışıyor mu şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Genelde bir ya da birkaç günlük bir denetim sonrasında böyle bir uygunluk değerlendirmesi sonucu çıkıyor. Ve sonrasında da bir fabrika üretim kontrolü belgesi üreticiye verilmiş oluyor. Üretici bu belgeyle işi bitmiyor hala. Bu belgeyi alıyor. Sonra ürettiği ürünün gerekli testlerini yapmıştı zaten. Halihazırda yapmaya devam ediyordu zaten. Ürünü bittiği zaman, ürünü piyasaya çıkmaya hazır olduğu zaman bir performans beyanı yayınlıyor. Performans beyanının da bir örneği yine yönetmeliğin içinde var. Yapı malzemeleri yönetmeliğinde var. Bu örneğe göre bir performans beyanı yayınlıyor. Kendisi yazıyor bunu. İşte diyor ki ben şu kontrollerimi yaptım. Bu sisteme dahilim. Bu sistemde beni şu onaylanmış kuruluş denetledi. Şu belge numarası budur. Bu belge numarasına ithafen ben de şu performans beyanını yazıyorum diyor. Ürününü tarif ediyor. Aslında birçok ürünün kullanma kılavuzunda, ekinde vesaire de görürsünüz. İşte ürünün adı, adresi, telefonu vesairesi bilgilerini ve teknik verilerinin olduğu bir beyan aslında bu. Yönetmeliğe uygun biz bu işi yaptık beyanını üretici vermiş oluyor. Şimdi çok hızlıca şartlara birazcık bakalım. Yani N1090-1'in aslında yönlendirdiği konuya bakalım. Ve en sonunda da bu performans beyanlık noktasına gelip konumuzu kapatalım. N1090-2 ve 3'ün içinde belirtilen toleransları uygulamalıdır diye bir şartımız var. Dolayısıyla tolerans kısmı çok açık ve net. Standardın içinde gerekli tablolar şeklinde verilmiş bilgiler var. Bu bilgilerdeki toleranslar imalat sürecinde ve montaj sürecinde kullanılması gerekiyor. Fabrika üretim kontrol dedim deminden beri. İşte Factory Production Control FPC olarak İngilizce'de kullanılıyor. Biz de Türkçe işte fabrika üretim kontrolü FÜK olarak alıyoruz. Bu tamamen üreticinin sorumluluğu dediğimiz gibi. Üretici bu sistemini kuruyor. Kalite yönetim sistemi gibi. İşletiyor, dokümante ediyor, gerekli kayıtlarını alıyor. Bu tamamen üreticinin. Yani dolayısıyla burada bir belgelenme kuruluşunun bu konuda dahil olma veya bu konuda fikir sunma, değişiklik yapma şansı yok. Ancak uygun değilse uygun olmadığını söyleyebilir. Bütün kontrol, test, yaptığı kayıt, rapor vesaire hepsi yine üreticide. Yani sistem 2 artı için konuşursam. Dolayısıyla yine belgelendirme kuruluşu gelip burada herhangi bir test yapmıyor, herhangi bir numune almıyor. Personel aslında ISO 9001'e çok benzer bir cümle buradaki. ISO 9001'de hani benzer yetkinliklerin sahip olmasını bekleyin personel. Burada da ilgili personel bilinecek, ilgili personelin yetkinlikleri belirlenecek. Bu yetkinliklerin arasındaki ilişkiler yani bir organizasyon yapısı tanımlanmış olacak diyor. Ekipmanla ilgili bir not var burada. Kalibrasyon zorunluluğu getiriyor. Hani ilgili ölçüm ekipmanlarının kalibre olması, düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Yine diğer ekipmanların yani üretim sürecinde kullanılan diğer ekipmanların da düzenli periyotlarla kontrol ve bakımının yapılması gerekiyor. Tabii bunlar uygulama sınıfına göre değişiklik gösteriyor veya ürün grubuna göre değişiklik gösteriyor. O yüzden hani evet şu cihaza bakım yapacaksınız diyemeyiz şu anda. Uygulama sınıfına göre şartlar tekrardan değerlendirmesi gerekiyor. Tasarım sürecini dahil etmek zorunda imalatçı. Ama eğer tasarım yapmadığını söylüyorsa, hiçbir şekilde tasarım yapmayacaksa, bunu yine beyan edip belgelenme sürecinde biz tasarımı yapmıyoruz, hazır bir tasarım kullanırız veya müşterimizin her seferinde verdiği tasarımı kullanırız deyip bu şekilde tasarım hariç de çalışabilir.
Bütün kullanılan bileşenler, bütün kullanılan malzemeler için bir yazılı prosedüre ihtiyacımız var, kontrol prosedürüne ihtiyacımız var. Aslında giriş kontrol veya satın alma prosedürleri çoğunlukla bunun karşılığı olabiliyor. Burada gelen malzemenin ne olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o ürünün neyle üretildiğini, neye bağlı olarak üretildiğini, hangi kalitelerdeki malzemeler kullanıldığını bilmek durumundayız. Bizi burada izlenebilirlik konusuna doğru gitmiş oluyor. Uygun olmayan ürün konusu ISO 9001 ile çok benzeşen bir nokta. Uygun olmayan bir ürün varsa bu ürünün ne yapılacağı, nasıl karar verileceği, tekrar kullanıp kullanılmayacağı gibi konularla ilgili bir yazılı prosedür bekliyor karşımızda. Tabii prosedürün yanında bununla ilgili takip mekanizması yine beklenmiş oluyor. Ve az önce dedim ya işte bir performans beyanı yazacak. Performans beyanını üretici bütün teknik işlemleri bittikten sonra yani bütün kontroller, bütün kayıtlar bittikten sonra yazıyor ve performans beyanı yazdıktan sonra ürüne CE işareti ekleyebiliyor. Yani performans beyanı ilk nokta, CE işareti veya CE etiketi ikinci nokta. Ve performans beyanı kesinlikle üretici tarafından imzalanıyor. Yani bir başkası tarafından, bir başka kurum kuruluş tarafından performans beyanı hazırlanma şansı yok. Yönetmeliğin söylediği cümle tam olarak bu. Performans beyanı üretici tarafından imzalanır. Karşımıza böyle bir belge çıkıyor. Bu birazcık daha süslenmiş bir hali. Hani böyle çerçeve vesaire yapıp yapmamak tamamen üreticinin kendi inisiyatifine kalmış. Ama yönetmelikte bir çerçeve var. Yani yönetmelikte bir şekil var. O şekle veya da en azından oradaki bilgilerin tamamını içermesi gibi bir durum söz konusu. İşte burada ne demiş? Üreticinin adı, adresi, ürünün kullanım amacı. Bunlar çok önemli bilgiler. Çünkü herhangi bir durumda bir hasar meydana geldiği zaman kullanım amacını buraya yazmış olmak çok önemli bir nokta. İşte beyan edilen performans bilgileri, birçok noktamız var, birçok performans var. Bunları beyan eden bilgiler ve altta da bir işte biz bunu yönetmeliğe uygun yaptık şeklinde, standarda uygun yaptık şeklinde bir beyanla alt kısmında şu anda ekranda görünemeyen imza kısımları olan bir beyan. Genelde bir sayfa, bazen iki sayfalık bir beyandan bahsediyoruz. Bu ürün her üretildiğinde karşımıza çıkan bir şey. Yani her üründe tekrardan yayınlanması gereken bir şey. Ama tabii işte böyle çok basit ve sürekli üretilen, seri üretilen bir ürün varsa bir tane yazıp o ürünün tamamını kaplatılabilir. Ama baktığımız zaman şu anda sektöre genelde biz proje bazlı çalışıyoruz yapı malzemeleri grubunda. Dolayısıyla her projede tekrardan bu beyanı yapmamız gerekiyor. Ve sonrasında CE işareti ve CE etiketi vurabiliyoruz ürünlerimize. Bu zorunlu değil. Yani şöyle diyor yönetmelikteki cümle tam olarak şu. CE işareti bileşenin üzerine, yani malzememizin üzerine, etiketine, ambalajına veya sadece ticari belgelerine eklenebilir. Hangisi mümkünse, hangisini yapmak istiyorsanız bu birazcık üreticinin tercihine. Genelde yapı malzemesi çelik veya alüminyum yapı dediğimiz zaman bizim büyük parçalar, ağır parçalar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla üzerine bir şeyler yazmak, yapıştırmak bazen kolay olmuyor. O yüzden dokümanda da bulunsa veya etiketlerinde de olsa bizim için yeterli oluyor. Yine standartımızın ekinde böyle bir etiket örneği var. Şu anda üst kısmını görüyorsunuz. Birazdan alt kısmını da ayrıca açacağım. Ekrana güzel otursun diye böyle böldüm onu. İşte CE işareti var. Altında dört basamaklı bir onaylanmış kuruluş numarası var. Yani üreticinin belge aldığı, N1090 fabrika üretim kontrolü belgesini aldığı onaylanmış kuruluşun numarası var. Altında da işte adresler, tarihler, işte belge numarası gibi bilgiler başlıyor. Peşine de standart, işte amaç, işte burada demiş mesela Berlin şeyi, ne onlar kütüphanesi için alınmış bir beyan. Ondan sonra beyan edilen toleranslarımız var, beyan edilen bilgilerimiz var. Alt kısmında da ilave bilgiler geçebiliyor. Yani işte tasarımsal bilgiler veya müşterinin verdiği veriler gibi bilgiler burada da yazılarak bu beyan yapılmış oluyor, bu etiket hazırlanmış oluyor. Bu etiketten hazırlamak durumundayız. Standartımız bu etiketi istiyor ama ürünün üzerine böyle kocaman bir etiket yapıştırmak zorunda değilsiniz. Küçük bir şu bir önceki slaytta gördüğümüz CE işaretiyle alttaki dört basamaklı numarayı vermiş olmanız, yazmış olmanız bile yeterli oluyor. Evet, ben ne kadar dakika süre harcadım bilmiyorum ama olabildiğince hızlı ve temel bilgi verebilecek kadar bunu toparlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bana her şekilde konuyla ilgili ulaşabilirsiniz. Türk Yapısal Çelik Derneği'ne, Aydın Bey'e her şekilde ulaşabilirsiniz. İlave bir soru varsa yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi zamanımız el verdiğince bu
şeyleri süre şey soru vesaire varsa cevaplamaya çalışırız. Teşekkür ederiz İlker Bey. Gayet iyi 35 dakika. Ortalama. Güzel. Hani değil mi? Planladığımız evet, ortalama gibi. Ortalama planladığımız gibi. Şimdi katılımcı arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen var ise yazabilirler. Seslerini açıp sorabilirler. Her ikisini de bekliyoruz. Merhaba. Buyurun Eren Bey. Eren Bey. Evet, Eren Erbaş ben. Buyurun. Ben endüstriyel tasarımcıyım. Umarım. Şimdi en son o belgede, onay belgesinde yani ister ürüne ister ürünü taşıdığımız bir karton kutuya diyeyim neyse onlara C yapıştıracaktık ya. Evet. Biz yaptırdığımız ürünleri atıyorum en son Berlin'deki kütüphane örneğini verdiniz. Ben de atıyorum İstanbul'da bir kütüphane yapıyorum. Ve alt taşeronum. Kütüphaneye bir iş yapıyorum. Ben ürettirdiğim malzemeyi kendi adıma mı ürettireceğim? Yoksa kütüphane adına mı o sertifikayı düzenlettireceğim? Üretici yazabiliyor bu şeyi. Beyanı ve C belgesinin etiketini üretici yapabiliyor sadece. İşte dolayısıyla imalatı yapan her kimse o yazıyor. Adını o veriyor. Ya, benim adıma mı düzenleyecek? Aynen. Aynen. Yoksa şey, o yaptığın kendi belgeniz oluyor. Orada yaptığınız işin de adını yazıyorsunuz. Çünkü bu belgeyi neye verdiğinizi çok net bir şekilde açıklamak zorundasınız. Şöyle kısaca söyleyeyim aslında bölümü belki hızlı geçtim. Herhangi bir atıyorum kötü bir durum oldu. Binada bir hasar gerçekleşti. İşte. Dediğiniz gibi işte İstanbul'da bir kütüphane yaptınız, kütüphane binası yaptınız çelikten. Bir hasar meydana geldi ve davalık bir durum var. Mahkeme burada sizin beyanınıza esas alıyor. Yani bu beyan üzerinde yazdığınız bu ürünün ne olduğunu açıklıyor. Siz orada bir kütüphane binası yazdıysanız eksik kalmış oluyorsunuz. Ama orada bir kapasite, kat, ne bileyim işte yük vesaire bilgileriyle beraber bu beyanı yaptıysanız ve ürünün kullanıcısı sizin verdiğiniz beyanların üstünde bir şey yaptıysa dolayısıyla siz haklı duruma düşürdünüz. Çünkü diyorsunuz ki ben işte atıyorum toplamda şu kadar yük taşımak üzere ben bu binayı yaptım. Bu kütüphane binası yaptım. Toplamda işte atıyorum 300 kişi olacak içeride. İçeride 500 kişi varsa artık sizin sorumluluğunuzu aşmış oluyor durum. O yüzden bu beyan veya bu ürünün isimlendirme konusu çok önemli bir nokta. Mutlaka hani kapasiteyle beraber, tam olarak ne olduğuyla beraber, hangi amaç için kullanacağıyla beraber verilmesinde fayda var. Ama tekrarlamış olayım, beyanı sadece üretici yapıyor. Yani arada mesela birkaç tane şey de olabilir, yüklenici firma da olabilir. İşte bu bir ihaledir. Atıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihaleye çıkmıştır, bir taşeron almıştır, bir alt yüklenici almıştır. Oradan size çelik işleri gelmiştir, çok normal. Ama o beyanı aradaki kişi yazamaz. Yani asıl işi veren, işi yüklenen kişi yazamaz. İmalatçı sizseniz siz yazarsınız sadece. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar İlker Bey. Buyurun Ömer Bey. Merhaba Ömer Bey. Değerli katkılarınız, değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben Link Yapı'da çalışıyorum. Link Yapı, Gebze Organize Sanayi'de faaliyet gösteren bir firma ve genelde dediğiniz gibi, az önce vurgulamak istediğiniz gibi ikinci il yapısal çelikle alakalı çalışıyoruz. Dediğiniz gibi doğrudan yapısal değil ama işte tesisat, askılama vesaire gibi ürünler üretiyoruz. Buna bir örnek verelim. İşte boru askı kelepçesi üretiyoruz mesela. Ve takdir edersiniz ki her bir kelepçenin hangi şantiyede kullanılacağını ne takip edebiliriz? Edebilsek bile bunlara ayrı ayrı dosya hazırlamak apayrı bir iş yükü. Biz bunun için zaten standart ürettiğimiz ürünler olduğundan bir kere performans beyanı düzenliyor ve bunu web sayfamızda yayınlıyoruz. Bu uygulama doğru mudur? Eklememiz gereken, yapmamız gereken işte 3 senede bir yenilemek gibi ya da bir üçüncü tarafa onaylatmak gibi ekstra bir işlem var mıdır? Teşekkür ederim. Yok, ekstra bir işlem yok. Aslında doğru yapıyorsunuz. Sonuçta siz muhtemelen o kelepçeye bir isim vererek satıyorsunuz. Doğru. Onun bir kodu ya da isim vardır. O kod ya da isimle bu beyanı vermiş olmanız yeterli. Kaç tane ürettiğiniz kimseyi bağlamıyor. Siz biliyorsunuz onu. Kaç tane ürettiğiniz veya hangi seri numarasıyla ürettiğinizi siz biliyorsunuz. Ve bunların her seferinde işte kayıtlarının yapılması, tutulması bölümünü yapıyorsunuz. Onlar sizin kendi dokümanınız.
Hani kimse size bu dokümanları da ver demeyecektir bu süreçte. İstenirse evet beyan edersiniz, o ayrı bir şey. Ama dediğiniz gibi web sayfanızda bulunması veya ürünün işte müşteriye verdiğiniz herhangi bir dokümanıyla beraber performans beyanının bir kopyasını iletiyor olmanız, o ürünün adı kodu olduğu sürece gayet yeterlidir. Mesela orada şey vardı, C etiketin üzerinde ilk yayınlandığı tarih, yılın son iki basamağı vardı. Dolayısıyla atıyorum siz 1998 yılında yapmışsınızdır, oraya 98 yazmışsınızdır, hala aynı üründür, hiçbir değişiklik yoktur, hala kullanıyorsunuzdur, kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlker Bey, Eren Çelik Bey'in bir mesajı var, gördünüz mü? Şimdi bakıyorum. En son mesaj. Resmi olarak takip etmeniz gereken aslında bir yani European norm olduğu için, yani standardı olduğu için Avrupa'daki belgelendirme süreçlerinde hani Avrupa CEN'in üzerinden takip etmeniz daha hızlı olabilir. TSE bu konuda çok hızlı aksiyon oluyor, özellikle bu tarzda yönetmeliğe bağlı standartlar. En azından hani Türkçe'ye çevirmese bile alıp TSE olarak hemen sistemine dahil edip İngilizcesini yayınlamış oluyor. Dolayısıyla TSE'den de takip etmeniz çok yanlış olmayacaktır. Çok hızlı bir şekilde oraya da geçecektir. Ama siz Avrupa tarafını takip etmek istiyorsanız CEN sitesinden, CEN Genelec diye yazılır. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu da bir şeydir. Hatta söylemiş olayım, hani buradaki kişiler sonuçta bizim sektörün içindeki insanlar. TSE aracılığıyla, aynı komiteler aracılığıyla bu komisyonlara dahil olma, en azından oradan bilgi alma şansınız da var. Belli bir tecrübe ve sektörel bilginden sonra hani belli bir şey bekliyorlar çünkü. Temel bekliyorlar. TSE'ye başvurup TSE'nin aynı komiteleri aracılığıyla bu komite çalışmalarına dahil olabilirsiniz. Dolayısıyla standartlar yenilenmeden önce, yani yayına çıkmadan önce de sizin en azından olacak olmayacak bilgilerine sahip olabilirsiniz. Ben az önce fark ettiyseniz hani işte şu zamana bunun yenisi çıkıyor ya da şunun işte güncellenmesi yapılacak gibi böyle bir iki tane cümle kurdum. Hep o bilgiler komisyon toplantılarından gelen bilgilerdi. O yüzden takip edebilirsiniz ama TSE özellikle bu konuda hızlı aksiyon oluyor, sıkıntı olmaz yani. Teşekkür ederiz İlker Bey. Rica ederim. Evet, değerli katılımcılarımız, sorularınızı bekliyoruz. Yeterli gördüyseniz biz de kapatabiliriz. Yalnız Gökçe Hanım, evet ben de şimdi gördüm. C yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri için mi şarttır? İlk başta dediğim gibi Avrupa Ekonomik Birliği, yani işte Gümrük Birliği dolayısıyla dahil olan ülkeler, bizim gibi ülkelerde de zorunlu bir süreç. Ama şöyle bir şey var, işte Asya tarafında veya işte Arap ülkeleri taraflarında da bu standartları takip ediyorlar. Hani birazcık şey gibi, işte Avrupa eğer istiyorsa, Avrupa'nın bir bildiği varsa biz de bunu uygulayalım diye. Mesela bugün sabah Avustralya'dan biriyle konuştum, Avustralya'da yaşayan bir Türk'le konuştum. Meslektaşımız. O da mesela bu tarzda bir belgelendirme süreçlerinin içinde Avrupa işte EN normlarıyla ilgili işler yapıyorlar. Oradaki belgelendirme kuruluşları da bunları yapabiliyor. Dolayısıyla birçok ülkede geçerli ama zorunlu değil. Nasıl zorunlu oluyor? Müşteri istiyor. İşte bir ne bileyim işte Arap ülkesinde veya bir işte Avustralya'da müşterileri talep ediyor. Bu standart var. Biz bu standartın şartlarını istiyoruz. Yerine getirilmesini bekliyoruz diye. Orada C işareti yapmak zorunda değiller. Yapabilirler ama zorunda değiller. Ama takip ediyorlar. O ülkelerde üretilip Avrupa Ekonomik Birliği'ne, yani Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki ülkelere satılıyorsa evet zorunludur. Biraz şeyle ilgili. Ticari anlaşmalarla ilgili konumuz. Teşekkür ederiz. Arada kaçırdığım var mı acaba? Fatma Hanım teşekkür etmiş. XC uygulama sınıfı Fatma Hanım, hani ürünün kritikliğiyle ilgili bir nokta dediğimiz gibi, hani ne kadar kritik olup olmadığı veya işte insan hayatına bağlı olup olmadığıyla ilgili tasarımdan gelen bir veri. Dolayısıyla tasarımdan gelen veriyle biz standardın içindeki çeşitli şartları sağlamaya çalışıyoruz. İşte uygulama sınıfı 1 ise daha az şartımız var, 2, 3, 4 ise daha fazla şartımız var gibi bir yaklaşımı var. Birçok yerde bu uygulama sınıfı lafı standın içine geçiyor. Hocam merhaba. Şimdi sesi açtım da, yok o sınıflandırmada o kıstaslar neye göre sınıflandırılıyor? Yani
basit yapılardan komplike yapılara kadar bir gitme gelme var okta. Ona göre belirleniyor ama tam olarak işte bu yapı basit yani execution 1'e girer. Neye göre deniyor? O tamamen tasarımcının yaklaşımı. Çünkü tasarımı yaparken bazı kabuller yaparak başlıyorlar. İşte bu yapı kritik bir yapı mı? Bu yapı statik mi, dinamik mi? Evet. Bu yapının kullanımında veya üretiminde hangi ham malzemeler, hangi teknikler kullanılacak gibi bir öngörüyle başlıyor tasarım. O öngörülen genel bir veri aslında bu. İşte bu yapı statiktir. Dolayısıyla statiğe göre bir hesap yapılmıştır. Veya dinamik bir yapıdır, dinamiğe göre hesap yapılmıştır. Tam olarak onların bileşeninden geliyor. Böyle bir matrisimiz var. ENE 1993 standartının ekinde tarif edilen bir sistem bu. Yani 4-5 tane kritere bağlı olarak o matristen hangi uygulama sınıfı olacağını tamamen tasarım belirliyor. Yani tasarımı siz yapmıyorsanız aslında bunu siz belirlemiyorsunuz. Tasarımı yapan kişi veya işte müşterimiz diyor ki siz uygulama sınıfı 3'ü kullanacaksınız, 4'ü kullanacaksınız. Siz sadece kullanıyorsunuz. Yani dolayısıyla tasarım tarafı bu konuyu bilir. İmalatçı olarak, yani özellikle bizim imalatçılarımızın çoğu direkt tasarım yapmadıkları için söylüyorum. İmalatçı olarak biz bu konuda genelde karar merci değilizdir. Müşteridir. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. O zaman kapatıyoruz. Hocam bitirmeden bir şey daha sormak istiyorum. Ben 15 kez atmamıştım ya. Execution açıklamasında şeyden bahsettiniz. Tasarımdan bahsettiniz. 1090 standart içeriğinde tabii Euro norma dayandığından işte Eurocode 3 genelde çokça kullanılması gerekiyor. Hesapların buraya dayandırılması gerekiyor. Biz tasarım bölümümüz var. İşte SolidWorks, Mechanical, AutoCAD Mechanical falan gibi farklı yazılımlar, hatta AutoCAD gibi ekstra yazılımlar da kullanıyoruz ama buralarda genelde böyle çok oturmuş bir Eurocode Norm 3 kullanan bir şey yok, modül yok. Belki biraz sektörün o tarafına yabancı olduğumuzdan da kaynaklanıyor olabilir. Bu doğrudan yapısal içerikle çalışmadığımızdan da kaynaklanıyor olabilir. Bunun kullanıldığı bir program ya da doğrudan bu işin yapıldığı ayrı bir sektör bilir misiniz? Ya da bu tip projeler her zaman bir proje firmasından mı gelir? Yani bu hizmet alım şeklinde dışarıdan yapılabilen bir iş midir? Bunu yapan sektörde faaliyet gösteren firmalar var mıdır? Firmalar var. Hani sadece bu yapısal tasarım yapan, çelik yapı tasarımı yapan firmalar var. Evet. Üçlü de firmalar var. Hani hem Türkiye'de hem yurt dışına da hizmet veriyorlar bazıları. O yüzden şanslıyız aslında Türkiye'de böyle firmaların olması konusunda. Evet, bu konu yapılabiliyor. Ama firma da yani birileriyle çalışmak zorunda değilsiniz. Kendi içinizde de böyle bir tasarım yapabilirsiniz. Ki Türk Yapısal Çelik Derneği zaman zaman bu tarzda eğitimler de veriyor. Yani yapısal çelik tasarıma eğitimleri de veriyor. Tasarım kursları da var. Dolayısıyla onlara dahil olup sizin tasarım ekibinizi o konuya dahil edip kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Ama az önce söylediğinizle bağlarsam hani sizin ürününüz zaten standart bir ürün. Dolayısıyla siz bu ürüne bir tasarım yapacaksınız. Yani belli bir yüke, belli bir amaca hizmet edip o öngörüyle bir tasarım yapacaksınız. Müşterinize de onu beğeneceksiniz. İşte bu kadar yük taşır, işte ne bileyim şu sıcaklıkla çalışır vesaire gibi bir bilgi vereceksiniz. Onun dışında bir şey kullanırsa o artık onun sorumluluğu haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla siz ürününüzü doğru tanımlayıp tasarımını ona göre yaptıysanız veya yaptırdıysanız bu yeterli bilgi olacaktır ama dediğim gibi eğer bir tasarım ekibiniz varsa, hani içinizde öyle bir birim varsa sizin, yapısal çeliklerle de tekrar iletişime geçip bu tarzda bir eğitime dahil olmalarını sağlarsanız orada çok daha fazla bilgi alacaklardır. Teşekkür evet, ederim. Bununla ilgili, bununla ilgili bu sene 3 tane kısa da olsa eğitim yaptık ama yine gündeme getireceğiz. Çünkü hem talep var hem de katılım çok oluyor. Tuksa.org derneğimizin sitesinden takip edebilirsiniz. Zaten bize kayıt yaptıran arkadaşlarımıza da bu şeyi daveti gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Burada bir ekstra bilgilendirme de ben yapmış olayım. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda işte bazı üniversitelerde danıştığımız hocalardan da Eurocode 3 ile alakalı net işte sizin bahsettiğiniz gibi bir eğitim dizisine dair bir bilgilendirme alamadık. Açıkçası bize çok yabancı, Türkiye'de sanki bilinmez bir şeymiş gibi geliyordu. Bu tanıtımla alakalı da teşekkür ederiz. Hani bu bizim için önemliydi. Evet. İlker Bey bizim için kıymetlidir. Onun için zaman zaman onunla böyle kısa sohbetler yapıp sektörümüzü bilgilendirmeye gayret ediyoruz.
Peki, o zaman kapatıyoruz. İlker Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar birlikte olduk. En azından sektör paydaşlarımızı kısa da olsa bilgilendirdik. Onların yolunu açtık diyelim. Onlar da arzu ederlerse bize veya size ulaşarak daha sonraki sorularını da sorabilirler. Hepimize güzel bir hafta, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz tekrar.